İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde Blender'da, Blender Render'da Freestyle özelliklerini incelemeye devam ediyoruz. Bu çizgileri nereye çizeceğimize dair özellikleri inceliyorduk sırayla. Önce Screencast Keys özelliğini açıyorum ve onun rengini daha belirgin bir renk yaptıktan sonra ve boyutunu da biraz büyütüyorum. Sol alt köşede bastığım tuşlar gözükecek. Tam sıfır, yani kamera açısından bakarken render alacak olursak bu şekilde bir görüntü var. Bu renderi biraz değiştirelim hızlı bir şekilde. Sağ tarafta Word kısmında Horizon Color, arka plan rengini tamamen beyaz yaptıktan sonra Ambient Occlusion'u açtım ve Environment Lighting'i açtım, aydınlatmayı. Bu pozisyonda çok her taraf beyaz şu anda. Sadece küp için belirlenmiş olan materyalin rengini hafif ayırt edici bir renk verdikten sonra tekrar F12'ye bastım. Bu şekilde bir görüntü var. Şimdi Freestyle'ı açalım. Sağ taraftaki render kısmına giriyoruz. Orada Freestyle'ın olduğu yeri buluyoruz. Checkbox'ı tıklayarak Freestyle'ı aktif hale getiriyoruz. Line Thickness, yani çizgi kalınlığını 1 piksel yerine 2 piksel yapıyoruz. Sadece bu kadar ayarla F12'ye basıp render aldığımda küpün görünür kenarlarının çizgileri çizilmiş vaziyette. Eğer sağ tarafta scene kısmına girersek burada Freestyle'ın daha ayrıntılı ayarları var. 3 grup altında toplanmış. Bunu her seferinde her dersin başında tekrar ediyorum. 3 grup Freestyle altında birkaç ayar var. İkinci sıradaki Freestyle Line Set, yani çizgilerin nerelere çizilmesi gerektiğini ayarladığımız oldukça kalabalık bir grup var burada. Bunları hep sırayla inceliyoruz. Üçüncü sırada da çizgilerin nereye çizildiğini belirledikten sonra çizginin rengi ve şekliyle ilgili stil ayarlarının yapıldığı üçüncü kısım. O konuya daha henüz hiç girmedik. Çünkü en önemli olay çizgilerin nerelere çizileceğini belirlemek. Burada 5 tane filtre var. Bu 5 tane filtrenin hiçbirisini seçmezsek filtreleme hiç yapmamış oluyoruz. Dolayısıyla bu pozisyonda F12'ye basarsak görünür görünmez arkadaki öndeki bütün çizgiler çizilebilecek hepsini çiziyor Freestyle. Burada eğer Visibility'yi seçersek sadece görünür kısımdaki çizgiler çiziliyor. Arka plandakiler çizilmiyor. Bunu daha önceki derslerimizde ayrıntılı bir şekilde incelemiştik Visibility konusunu. Eğer Visibility'yi tıklamazsam görünürlükle ilgili hiçbir filtreyi devreye sokmadığımız için çizebileceği bütün çizgileri yine çizmeye çalışıyor. Bu pozisyonda bırakalım. Biz Edge Type'a geçelim. Çünkü o kısmı inceliyorduk. Daha önceki iki derste Silhouette ve Border'ı inceledik. Aynı sırada devam ettiğimize göre sırada Contour var. Contour'ı inceleyeceğiz. Dolayısıyla bütün ayarları yaptım. Contour'ı seçtim sadece bu kısımdan. Diğerlerini seçmediğim için onlar aktif değil. Sadece Contour seçili. Contour bize nasıl bir görüntü veriyor ona bakıyoruz. F12'ye bastık. Sadece dış çizgileri çizdi. Bu silüete bu haliyle çok benziyor. Görelim onu. Contour'ü kapattım. Silüeti açtım. Escape'e bastım. Tekrar render aldım. Bu haliyle tamamen aynısı. Yani silüetle kontür arasında bu şekilde hiçbir fark göremedik. Ama aralarında tabii ki bir fark var. Şimdi onu inceleyeceğiz. Şimdi silüetteki olay şuydu. Hatırlayalım. Kenarları çizerken bir görünen yüzey. Mesela şu yüzey görünür. Biz bunu görüyoruz. Bir de bunun bu en sağındaki çizginin arka tarafındaki şu yüzey var. Onu göremiyoruz. Tekrar sıfıra döndüm. Arkadaki nokta nokta çizeyim. Şu göremediğimiz yüzey var. Bir de bu gördüğümüz yüzey var. Bu ikisinin arasındaki çizgiyi silüet çiziyor. Yani silüetin çalışması için muhakkak iki tane yüzeyin arasındaki çizgi olması lazım. Yani demek istediğim şu. Arka planda en arkadaki köşedeki vertex'i eğer silecek olursam, bunu sildim. Şu anda 3 tane yüzeyi birden sildim ama sıfırdan baktığımızda herhangi bir değişiklik yok. Objeyi yine deminki gibi görüyoruz şu anda. Ve bu pozisyondayken tekrar silüetteyken F12'ye basarsam kenardaki çizgilerin artık çizilmediğini görüyoruz. Bu biraz önce söylediğim şekilde arkalarda yüzeylerin devamında muhakkak bir yüzey daha olması anlamına geliyor. Silüetin kuralı bu.
Bunu mesela başka bir şekilde sağlayayım ben şimdi. Edit moda geçtim. O sildiğim arka taraftaki kenarları seçiyorum. Şu anda bütün kenarları seçtim. Extrude dedim, olduğu yere bıraktım. Ve Alt+S ile onları içeri doğru daraltarak yine her kenarda biraz şöyle şu defter kapladığımız gibi içe doğru hafif bir yüzeyler oluşturdum. Tamamen de kapatmadım. Silüetin şartını yine sağlamış oldum. Eğer sıfırdan bakacak olursak kamera açısından F12'ye basarsam silüetin yine çalıştığını gördük. Yani silüetin özelliği muhakkak diğer tarafta yüzeyin devam ediyor olması lazım. Biz göremesek bile yüzey arka planda devam ediyor olması lazım. Ama kontürde işte kontürün farkı öyle bir şart yok. Şimdi bu en son eklediğim bu yüzeyleri tekrar siliyorum. Ve yine silüetin çalışmadığı pozisyona geri getirdim. Tekrar tam sıfırdan bakıyoruz. Silüetin çalışmadığını bir daha görelim. F12'ye bastım. Çizmedi çizgileri. Ama bu pozisyondayken kontürü denersek, 3. sıradaki kontür bu bakımdan silüetin aynısı ama o şartı istemiyor. Yani yüzeylerin arka planda devam etmesini istemeden dış kenarlardan bu şekilde çizgiyi çiziyor. Şimdi bunu birkaç örnekte daha göreceğiz. Bir tanesi bir silindir objesi ekleyeceğim. Silindir objesinin edit modda üst yüzeyini ve alt yüzeyini ikisini birden seçip X tuşuna basıp Only Faces seçeneğiyle sadece o yüzeyleri sildim. Bir de bu silindiri bütün vertexleri seçtikten sonra Scale Z deyip bu şekilde daraltıyorum. Ve Scale Z hariç deyip biraz da büyütüyorum. Şimdi tam kameradan bakarken bu şekilde bir pozisyondayız. Şimdi burada silüet için deneme yapacağım önce. Sağ taraftan silüeti seçtim. Kontürü kapattım gene. Çünkü aradaki farkı anlatıyorum. Birbirlerine çok benziyorlar. Ufak bir farkları var. Biraz önce söyledim. Bu örnekte bir daha inceleyeceğiz. Silüette neydi? Yüzey devam etmeli. Yani mesela şu kenar için konuşuyoruz. Yakından bakalım. Şöyle ortaya getirelim. Silindirin bu sağ tarafı için. Şimdi çizgiyle çizeceğim yer için konuşuyorum. Şu kenar için. Yani yüzey biliyorsunuz devam ediyor. Yani buradaki en son gördüğümüz şu yüzeyden sonra arka planda yüzey devam ediyor. Şöyle dönüp bakacak olursak yüzeyler bu hat boyunca devam ediyor. Bu silüetin şartını sağlıyor. Yani bu kenarda silüet çalışacak. Şimdi onu deneyeceğiz. Ve silüetin sadece bu kenarda ve öbür kenarda bunun aynısı çalıştığını ama şu üst kısımlarda silüetin çalışmadığını göreceğiz. Sıfıra bastım. F12'ye bastım. Bakın sadece o kenarlarda çizgi çekti. Bir daha bakalım ona. F12 şöyle. Şu diğer kısımlarda üst kısımdaki bu çizgileri çizmedi. Neden? Çünkü silüetin kuralı gereği yüzeylerin devam etmesi şart. Bu kısımlarda öyle bir devamlılık olmadığı için oraları çizmiyor. Ama kontür o şartı istemiyor. Aynı kamera görüntüsünden şöyle basalım. Şu şekilde. Silüeti kapatır, tekrar kontürü açar ve F12'ye basarsam bu sefer o bütün çizgilerin çizildiğini görüyoruz. Çizmediği sadece neresi var? Bir daha bakalım ona. F12. Şu kısmı çizmedi sadece. Kontür. Çünkü kontürün ekstradan kontürün şartı da şu. Çizmediği kenarı ben burada göstereceğim size. Şu kısmı çizmedi. Bu kısmı çizmemesinin sebebi tam buradaki kenarın geriye doğru arka tarafında yüzey var. Yani aynı objenin yüzeyi var. Şu yüzey biliyorsunuz. Pardon. Şu yüzey buradan geliyor. Buradan devam ediyor. Sadece bu çizginin arkasında kalan kısımda diğer yüzey devam ediyor. Yani yaklaşık şuralar orada devam ediyorlar. O yüzden kontürde de işte o kural var. Arkasında aynı objenin başka kısımları bulunan kenarları da çizmiyor. Kontürün özelliği o. Bir örnekle daha inceleyelim. Bir tane monkey objesi ekleyelim. Bunu kontrol 2 ile yumuşatalım. Yani sanal vertex ekledikten sonra bir de smooth özelliğini verelim. Şimdi bunun için de F12'ye bastık. En son nerede bırakmışım? Kontür. Şu anda gördüğümüz kontür. Mesela kontürün kuralını burada bir hatırlayalım. Şimdi şu gördüğünüz
Monkey'in kendisine göre sağ kulağı. Neydi kontürün prensibi? Kenarlarının arkasında, şu kenarların arka tarafında kendi yüzeyi artık olmadığı, yani tamamen boş uzay olduğu için bu kulağı muhakkak çiziyor kontür. Ama silüete bakalım bir de. Silüete baktık. Silüette de çok daha fazla ayrıntı gördük. Çünkü silüetin kuralı neydi? Mesela şu kaşların olduğu yerleri yerler için söylüyorum. Bu çok önemli bir konu. Mesela şu sol kaşının olduğu yeri yerden bir parça çizdim. Tam bu noktada bir yüzey var. Şu gördüğümüz kısım biraz daha şöyle uzun sürecek ama şöyle çizeyim. Şu yüzeyi görüyoruz. Ve kaşın arka tarafında bu yüzeyin devamı var fakat göremiyoruz. Şöyle bir döndürelim onu. O tam arkasını göstereceğim şimdi biraz önce çizdiğim yerin. Yüzey burada şu şekilde devam ediyor. Bu da biraz önce çizdiğimin arka tarafı. Dolayısıyla silüetin kuralı neydi? Eğer tam böyle kenarda, teğette yüzey geliyor ve arkadan bizim görmeyeceğimiz şekilde devam ediyorsa işte o noktada muhakkak silüet çizgilerini çekiyor. Böyle oldukça çok yer var şu anda bu monkey objesinde. Mesela şu kısım var, şurası. Mesela şöyle yapabiliriz. Grease pencil'ı baştan başlatayım ve tahminen çizmeye çalışayım. Mesela kaşın bu kısmında yüzey arkadan bizim görmeyeceğimiz şekilde devam ediyor. Burayı freestyle çizecek. Silüet seçildiği zaman şu kısmı çizecek. Başka bakalım bir. F12'ye basalım. Çizdiği yerler bakın tam benim çizdiğim şekilde kaşın üstünü çizdi. Şurada da bir çizgi var. Fakat bunun ön tarafta mı arka tarafta mı olduğunu anlamak zor olabilir. Onun için sağ taraftan visibility filtresini de devreye sokup sadece görünen kısımların yani bizim direkt gördüğümüz kısımları yap dediğimiz zaman arkaları çizmedi. Böyle daha iyi oldu. Mesela kaşı, sol kaşını şu alt kısımdan başlıyor. Şuradan başlıyor. Da buraya kadar çiziyor. Bakalım ona. Evet, gerçekten de öyle. Şu kısımlarda da yüzeyin arka tarafı içeri doğru devam ettiği için silüet kuralına orası da uyuyor. Yani son olarak tekrar edecek olursak silüet ve kontür birbirine çok benzemekle birlikte silüet muhakkak teğet kısımlarında arka tarafa yüzeyin devam etmesi şartını getiriyor. Kontürde öyle bir şart yok. Kenarlar boş kalabilir. Yani yüzey arkaya saklı kısma doğru devam etmeyebilir. Yine de çizer çizgisine. Ama kontürün şartı da silüetinkinden yine farklı olarak bir çizgiyi çizeceği zaman onun o çizginin arka tarafında objenin başka yüzeyleri olmaması lazım. Kontürü de son bir kez şöyle alırsak. İçeriden bakın hiçbir şey çizmedi. Sadece monkey objesinin dış sınırlarını çizdi. Çünkü içeriden çizeceği herhangi bir çizginin, mesela bu kaş çizgisinin arkasında daha objenin kendisi olduğu için kontür şartına uymuyor. O yüzden de tam olarak değil ama kontür genelde dış çizgileri takip eden bir freestyle özelliği verirken silüet Türkçe'de de bazen kullanırız. Çoğu zaman kullanıldığı yerler de var silüet kelimesinin. Anlaşılacağı üzere bunun artık kaş göz kısımlarındaki ayrıntıları da bir miktar bize verecek şekilde bir ayarlama yapar. Silüeti zaten en başa koymalarının sebebi en çok kullandığımız, onun en çok kullanılan özellik olduğu için en başa konmuştur. Sıralama biraz öyle gidiyor zaten. En çok kullanılan en üstte, diğerleri yardımcı olarak ilave edilmişler. Bu derste kontürü inceledik ama hem inceledik hem de silüetle karşılaştırarak yaptık. Bundan sonraki dersimizde onun altındaki yani kontürün altındaki iki seçenek suggestive kontür ve rich and valley seçeneklerini inceleyeceğiz. Bunları burada seçtiğimiz zaman işimiz bitmeyecek. Bir sonraki derste göreceğiz onu. Bunları seçtikten sonra bir de şurada yukarıda freestyle kısmında ki ayarlarda şu advanced options seçeneğini tıklayıp şu iki sayıyla, iki kutuyla ilgili değerleri değiştirerek bir takım ayarlamalar yapmamız gerekecek.
İşte bu ikisi birazcık ayrıntılı, şu ikisi. Onu da bir sonraki derste inceleyeceğiz. Hepinize iyi günler.